Sezonun bu bölümüne bakarsak bizim açımızdan gayet iyi geçiyor. Sezon başında ya bir sürü yeni isim katıldı takıma. O sezon başındaki o adaptasyon süreci biraz uzun sürdü diyebilirim. Çünkü neredeyse takımın yarısı değişti. O adaptasyon sürecinde işte bazı kolay maçlar kaybettik. Nasıl basketbol oynayacağımızı daha çözememiştik. Ama sezonun ilerleyen kısmıyla beraber işte herkes birbirine alışınca, herkes sahada birbirini daha iyi tanımaya başlayınca, bir de koçun bizden ne istediğini anlayınca belli bir ritim tutturduk. Özellikle sezonun bu bölümünde, yani sezonun en önemli bölümünde böyle bir ritim tutturmamız bizim için önemliydi. Şu dönemde böyle bir ritim tutturmamız playoff öncesinde bizim için büyük bir artı. Çünkü herkes sahada birbirini daha iyi anlamaya başladı. Herkes sahada ne yapacağını çözdü. Sahada ne yapmamız gerektiğini çözdük. Öyle diyebilirim. Ne yapmamız gerektiğini anladık. Özellikle o iki deplasman üst üste cidden hem yolculuk hem hazırlanma açısından bizim için zordu. Olympiakos üstü, Fenerbahçe deplasmanı. EuroLeague'de hangi takıma söylesen çok zor der. Yani evet. Bu deplasmanlar için özellikle çift maç haftasında arda arda gelmesi bizim için, bizi biraz yordu da diyebilirim. Ama ondan sonra o maçtaki hatalarımıza bakarak neyi nasıl yapmadığımızı, ne hatalar yaptığımızı, neyi doğru yapmamız gerektiğini daha iyi anladık. O maçlardan sonra da iyi bir ritim tutturduk tam playoff öncesinde. Dediğin gibi hani playoff'tan sonra özellikle bu Malaga yolculuğu, Tenerife yolculuğu, Partizan deplasmanı cidden zor deplasmanlar, ama bu da işte bizim sahada neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladığımızı gösteriyor. Yani cidden hani yolculuklar zor, hazırlık süresi kısa, ama iyi konsantre olduğumuzda Partizan gibi bir yerden en iyi şekilde oynayıp galibiyeti çıkarabiliyoruz. Üstüne Tenerife gibi zor bir İspanya deplasmanına gidip oradan son anda galibiyeti çıkartabiliyoruz. İşte sahada neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladık. Herkes de saha içinde, maç içinde kim daha iyi durumda onu görüyor, onu bulmaya çalışıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Yani bizim için bunlar hep artı playoff öncesi. Ve daha da iyi gideceğimizi düşünüyorum. Kendimi şu an gayet iyi hissediyorum. İyi bir ritim tutturdum. Özellikle son 2 haftadır. Bunun playoff öncesine gelmesi benim açımdan çok iyi. Dediğin gibi hani Mirotic ve Lapra üstünden bizim takımın oyunu dönüyor gibi gözüküyor, ama hangi maçta kimin bir adım öne çıkacağını bilemiyorsun. Bir maçta ben çıkıyorum, bir maçta Satoranski çıkıyor. Zaten Mirotic ve Lapra'nın belli bir ritmi var. Şimdi son 2 maçta en skorer bendim, ama kimse yani zorlamadı oyunu. Oyun bana geldi. Ben şutları soktum. Öyle galibiyeti getirdik. Ben de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Saha içinde fiziksel olarak, özgüven olarak çok daha iyi durumdayım. Ya playoff öncesi inşallah böyle devam ederim playoff'ta da. Vallahi diyebileceğim bir şey yok. Yani playoff'a en hazır şekilde girip geçen sene alamadığımız kupayı bu sene almak istiyoruz. Benim kişisel olarak öyle bir isteğim yok. Çünkü böyle bir hesap yaptığınız zaman sürekli ters yapıyor. Yani daha önce de bu olmuşluğu var. Yaşanmışlığı var. Sürekli ben bunu istiyorum. Buna göre bir hesap yapayım. O maçı kaybedeyim. O maçı kazanayım. Buna uğraşayım dersen sürekli sana ters yapıyor. Playoff ilk turunda da gidebilirsin. Yarı finalde de gidebilirsin. Yani hedefin şampiyonluk, zaten kim gelirse gelsin onu yenmen lazım. Benim kişisel olarak bir isteğim yok. Şu rakip gelsin bizim için daha iyi, şu rakip gelmesin ondan çekiniyoruz. Öyle bir düşüncem yok. Ya özellikle benim Saras'la iletişimim gayet iyi. Saha içinde ne istediğini biliyorum, onu yapmaya çalışıyorum. Saha dışında da mağlubiyetlerden sonra dedin. Sadece Saras değil, herhangi bir antrenör mağlubiyetlerden sonra bir sonraki antrenmanda çok talepkar olabiliyor, ama bu da çok normal bir şey. Sizden bir sürü şey talep ediyor. Siz de bunu yapmak için elinizden geleni sahaya koymanız lazım. Ya bu sadece Saras özelinde olan bir şey değil. Kaç tane antrenörle çalıştım. Herkes şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. 15-20 tane en az şey istiyor. Hepsini de istiyor ve hepsini de %100 yapmanı istiyor. Ya tabii ki saha içinde bazı hatalar oluyor. Bazı şeyleri yapamadığın dönem oluyor ama onun dışında Saras'ın talepkar olması çok doğal. Ben özgürlük vermediğine inanmıyorum. Yani belli kısımlarda size o özgürlüğü veriyor. Sadece çok basit şey istiyor. Yani doğru basketbolu oynayalım. Kendi basketbolumuzu oynayalım. Sistemimize güvenelim. Biz bu maçı kazanacağız bir şekilde diyor. Yani saha içinde belli kısımlarda oyunculara özgürlük de veriyor. Oyuncuları belli yerlerde tuttuğu da oluyor. Ama zaten takımdaki oyuncular belli bir yaşın üstünde olduğu için oyunun nerede okuyup nerede hamle yapmaları gerektiğini de biliyor. Tamamen karşılıklı bir olay. Abi, taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ya çok basit şeyler istiyorlar senden. Sahada mücadele et. Biz seni seveceğiz. Yani bu tarz, yani çok basit. O Alba Berlin maçında da o El Turco pankartını gördüm. Yani çok gururlandım diyebilirim. Buradaki Türkler de maçlara geliyorlar. Buradaki Türk arkadaşlarım da maçlara geliyorlar. Desteklerini arkamda hissediyorum. Ya onları yüzüstü bırakmamaya çalışıyorum. Onları gururlandırmaya çalışıyorum. Hem buradakileri, hem ülkemdekileri, hem bana destek olan herkesi. Yani basketbol takımında böyle bir pankartın açılması ya çok değişik hissettirdi cidden. Ya çok farklı bir hissiyat. Sizinle Türkiye'den o kadar uzaktayım. Böyle burada böyle destek görmem cidden çok mutluluk verici benim için. İspanyolca yani basit seviyede, yani başlangıç seviyesinde gayet iyi durumdayım. Ama tabii ki o hızlı konuşma pratiğini daha yapamadım ama kötü değil, ilerliyorum. Saha dışında sokakta yürürken El Clasico yaklaştığında, ya Madrid maçları yaklaştığı tarihlerde o sokaktaki hissiyata alıyorsun. Takip edenler özellikle işte, yarın kazanın, işte maç bizim için önemli, sezonun maçı. Ya bu tarz şeyler çok karşıma çıkıyor. Takımdan birini söylersem Lapra'yı söylerim. La Provitola'yı söylerim. Ama bizim takım dışına çıkarsam Bezenkov. Bence bu sezon için MVP olacaksa Bezenkov hak ediyor. La Provitola. La Provitola'yı alırım. Kendimi koyarım. 5 numaraya. Mirotic'i alırım. Bezenkov'u alırım. Bir de kimi alabilirim? Çok uzun olduk. Kimi alabilirim? Şeyini alabilirim. Birazcık arkadaş torpil ama o kadar da olsun. Ya, çok özel bir düşüncem yok o maçla ilgili. Sadece çok güzel bir maç olacağını biliyorum. Ya o maçı da izleyeceğim. İyi mücadele eden, iyi basketbol oynayan kazansın diyorum o maçı. Başka diyebileceğim bir şey yok çünkü aynı durum, biz de şu an aynı durumdayız. Yani playoff'a hazırlanıyoruz. Tabii ki yani aynı durumda dediğim, maçın önemi daha farklı. Ama bizim de bir hazırlığımız var playoff'a doğru. Benim fokusum daha bu tarafta. Ama o maçı da takip edeceğim. İyi oynayana da kazanacağını umuyorum.